Bugün müze ziyareti serimizin 8. bölümünde Atina'ya ilham kaynağı olmuş antik dünyanın en görkemli akropol şehri olan Pergamon'un müzesindeyiz. Pergamon Müzesi, Alfred Messel ve Ludwig Hoffmann tarafından tasarlandı ve 1910'dan 1930'a kadar 20 yıllık bir süre boyunca inşa edildi. Anadolu'da bulunan kalıntılardan Bergama Zeus Altarı, milletin pazar kapısı gibi anıtsal tarihi binalar parça parça Almanya'ya getirilerek oluşturulup sergilenmektedir. Ama biz Berlin'de değiliz. Asıl yerinde olması gereken Bergama'da ise Almanların kaçıramadıkları diğer eserler yine de görülmeye değer. Neyse, gelelim öykülerimize. Birinci Attalos'un kurnazlığı. Galatlarla yapılacak olan savaş öncesi Pergamonlu askerlerin moralleri çok bozuktu. Onlar da savaşçıydılar ama ortalığı kazıp kavuran acımasız savaşçı bir halk olan Galatlardan işin doğrusu çekiniyorlardı. Kral 1. Attalos ise onları yenmeyi kafasına koymuştu. Ama öncelikle askerlerin moralini yükseltmesi gerekiyordu. Bunun için savaş öncesi tapınakta bir kurban sunma töreni düzenlendi. Gerekli işlemlerden sonra kral kesilen hayvana bakmak için yanaşıp eliyle kurbanın bağırsaklarını avuçladı. Ona bakıp bıraktığı bağırsakları eline alan baş rahip kralın utkusu yazısını okudu ve geleneklerde olmadığı halde havaya kaldırarak herkese gösterdi ve yanındakilere de okuttu. Gerçekten de bağırsakların üzerinde kralın utkusu yazısı vardı. Bu çok büyük ve çok önemli bir olaydı. Oradakilerin hepsi bunun kralın başarı kazanacağına işaret ettiğini ve tanrıların kralın yanında olduklarının açık bir göstergesi olduğu konusunda düşünce birliğine vardılar. Askerler ise büyük bir moral kazanıp düşmanın üzerine yürüyüp savaşı kazandılar. Galatları yendiler. Yazıya gelince, güvendiği başrahip ile işbirliği yapan kral daha önceden eline ters olarak o yazıyı yazmıştı. Kimseye göstermeden bağırsakları avuçladığında yazı çıkmıştı. İşte kıvrak Anadolu zekasına bir örnek.
Gelelim diğer bir öykümüze. Baukis ile Filemon. Konuksever ihtiyarlar. Derler ki çok eskilerde Pergamon kenti yakınlarındaki yüksek bir tepe üzerinde bir yanı çınar, bir yanı ıhlamur olan, yani aynı kökten çıkan, birbirleriyle sarmaş dolaş ulu bir çınarla ulu bir ıhlamur ağacı varmış. Şüphesiz ki durduk yerde bu biçine gelmemişler. Onların çok güzel ve güzel olduğu kadar da ders alınması bir öyküleri var. Olimpos'taki tanrılar sarayından çıkıp oynamaktan, yiyip içmekten, daha doğrusu her gün tanrı gibi yaşamaktan bıkıp usanan baş tanrı Zeus, bir gün ulak tanrı Hermes'i yanına çağırıp ona demiş ki, ''Oğlum Hermes, canım çok sıkılıyor. Biraz değişiklik istiyorum. Gel seninle bir geziye çıkalım. Şöyle tanrılığı bir yana bırakıp basit insanlar gibi bir süre dolaşalım.'' Hermes hemen kabul edince Zeus sıkıca uyarıda bulunmuş. Bak, sıkıştığımız yerde tanrı biçimine bürünmek yok. Hermes tamam anlamında başıyla onaylamış. Birlikte yoksul iki insan kılığına girip Olimpos'taki görkemli saraydan çıkıp düşmüşler yola. Geze dolaşa gelmişler Pergamon yöresine. İnsan gibi yaşayacaklar ya, acıkmışlar, susamışlar ve yorulmuşlar. Gidip bir evin kapısını çalmışlar. Kapıyı açan ev sahibinden su ve ekmek istemişler. Ama kapı şak diye suratlarına kapanmış. Sonraki tüm evlerden de hangi kapıyı çaldılarsa kovulmuşlar. Burada biraz duralım. Burası bence Batılıların uydurması olsa gerek. Bugün bile Anadolu'nun herhangi bir köyünde herhangi bir kapıyı çalsanız buyur eder karnınızı doyururlar. Bu yüzyıllardır değişmeyen Anadolu geleneğidir. Neyse biz dönelim yeniden öykümüze. O kapıdan kovulup bu kapıdan def edilince acınacak bir durumda yayan yapıldak kalmışlar. Ayaklarında güç, gözlerinde ışık kalmamışlar. Birbirlerine söz verdikleri için tanrı biçimine de giremiyorlarmış. Zeus, ölümlü insan olmak pek de zormuş diye mırıldanmış. Ama karnının açlığından zavallı Hermes bunu duymamış bile. Oturmuşlar kentin dışındaki bir taşın üstüne. Nereye gideceklerine, ne yapacaklarına kara kara düşünürlerken, Hermes ileride bir tepenin üstündeki kulübeyi göstererek oraya gitmeyi önermiş. Birlikte o yöne yürümüşler. Sonra da bir çabayla tepeyi tırmanıp kulübenin kapısını çalacakken Zeus Hermes'in kulağına fısıldamış. Bak oğlum, buradan da kovulursak bu işi bırakıp doğru Olimpos'a gidiyoruz, ona göre. Buna dünden razı olan Hermes başını sallarken kapıyı çekinerek tıklatmış. Az sonra gözlerinin içi gülen, bembeyaz yüzlü, pembe yanaklı, insana sevgiyle bakan yaşlı bir kadın kapıyı açmış. Buyurun deyince Zeus aynı sevecenlikle sormuş. Anacığım, biz konuğuz, bizi kabul eder misiniz? Kadın gülümseyerek başını sallamış. Kabul etmek ne demek? Kapımıza gelen her kişi bizim konuğumuzdur. Konuklar da bizim başımızın tacıdır. Bu sözlerden hemen sonra kulübenin arkasındaki eşine seslenmiş. Sevgilim çabuk gel, bak konuklarımız var. Az sonra kadın gibi güleç yüzlü bir adam yanlarında bitmiş. Kadın onlara adamı göstererek tanıtmış. Bu benim eşim Filemon. Benim adım da Baukis. Sonra aç ve susuz konuklarını içeriye buyur etmişler. Konuklar kulübenin tek ama tertemiz odasındaki sedirlere oturmuş. Kadın ocaktaki toprak tencereye bulabildiği malzemeden yaptığı yemeği koyarken adam önce konuklarının ayaklarını yıkamış, sonra tertemiz kekik kokulu havlularla kurulamış. Çiçekli masa örtüleri yokmuş ama Baukis masanın üzerine sandığından çıkarttığı tertemiz beyaz bir örtüyü serip bu kar beyazı örtünün üzerine evin önünden çarçabuk toplayıp getirdiği gelincikleri ve papatyaları dizmiş. Karyolalarını onlara sedir yapmışlar. Eski iki tabureyi de kendileri için masaya koymuşlar. Zeus ile Hermes öylesine kala kalıp şaşırmışlar. Ufacık kulübeden sevgi taşıyordu. Örtülerin üzerindeki işlemelerde bile sevgi varmış. Tüm yorgunlukları geçtiği gibi açlıklarını bile unutmuşlar. Sonra yaşlı adam kapının yanında duran ağzı ve bir kulpu kırık şarap testisini zorlukla masaya getirmiş. Konuklarına toprak kupalarda içimi biraz sirkeye benzeyen şarabı sunmuş. Ardından dışarı çıkmış ve bir gürültü kopmuş. Derken içeriye kocaman bembeyaz bir kaz girmiş ve doğru koşturup Zeus'un ayaklarının arasına sığınmış. Onun arkasından elinde bıçakla adam odaya girince iş anlaşılmış. Kaz kesilip konuklara sunulacak. Zeus, hayır onu kesme, bu kazı size bağışladım demiş. Sonra kadın ve adamı çağırıp yanlarına oturtmuş. Onlar duymadan Hermes'e dönüp bunlar Olimpos'a yakışan tanrı gibi insanlar diye söylemiş. Masadaki şaraba uzanarak iki kupayı doldurup yaşlı karı kocaya uzatmış. Haydi için demiş. Birer yudum almışlar ki içtiklerin tadı bildikleri eski şarap filan değilmiş bu. İçtikleri baldan daha tatlı bir içecek. Yani tanrıların içtikleri nektar imiş.
Zeus'un elinde yediği toprak testi ve kulplar altından yapılma, üzerleri değerli taşlarla süslü eşyalara dönüşmüş. İşte o zaman anlamışlar gelenlerin tanrı olduklarını. Ayaklarına kapanıp başlamışlar yakarmaya. Zeus onlara ayağa kaldırarak iyi insanlara tanrılardan sadece iyilik geleceğini, kendilerinden korkmamalarını söyleyip heyecanlarını yatıştırmış. Sonra onları kulübenin dışına çıkarıp aşağıya bakmalarını istemiş. İki sevimli ihtiyar tepeden aşağıya baktıklarında tüm kentin sular altında kaldığını görmüşler. Arkalarına döndüklerinde kulübelerin yerinde bembeyaz mermerden çatısı olan bir tapınak yükseliyormuş. Zeus, siz ikiniz gerçekten yüce insanlarsınız. Dileyin benden ne dilerseniz, her dileğiniz olacaktır. Bu sözlerin üzerine Filemon karısının elini tutmuş. Biz bu yaşımıza değin birlikte hep sevgiyle yaşadık. Bundan sonraki yaşamımızda da yine öyle yaşamak ve birbirimizin acısını görmeden birlikte ölmek istiyoruz. Sizden dileğimiz sadece budur. Birbirimizin ölüm acısını görmeyelim. Baukis de kocasının sözlerini onaylayınca Zeus, bu alçak gönüllü ve gözleri tok iki insana dönerek, ''Dileğiniz yerine geleceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Bu tapınağımda bana hizmet ederek mutluluk içinde yaşayın.'' demiş ve onlarla vedalaştıktan sonra ışık hızıyla Hermes ile birlikte gözden kaybolmuş. O akşam Olimpos'ta şölen sofrasında Zeus ve Hermes, iki ihtiyar ne denli tok gözlü ve sevgi dolu olduklarını öteki tanrılara da anlatmışlar. Kendilerinden sadece birlikte yaşlanma istediklerini söylemişler. Oysa tanrılar ne aç gözlü insanlarla karşılaşıyorlardı. Zeus onlara özendiğini söylerken öteki tanrılar bir an acaba biz mi daha mutluyuz yoksa onlar mı diye düşünmeden edememişler. Baukis ile Filemon uzun yıllar Zeus tapınağında rahip ve rahibe olarak görev yapmışlar. Bir gün tapınağın bahçesinde oturup birbirlerine sevgi sözcükleri söylerken bir çıtırtı ortalığı kaplamış. Her ikisinin de kollarında gövdelerinde dallar yapraklar çıkmaya başlamış. Birbirlerine ''Sevgilim sen ağaç oluyorsun. Sen de gel son kez sarılalım.'' sözleriyle sarılmışlar birbirlerine. Ertesi gün tapınağın öteki görevlileri onları bir daha görmemişler. Ama tapınak bahçesinde o güne değin olmayan görkemli bir ağaç yükseliyormuş. Aynı gövdede birbirine sarılmış ve tek ağaç haline gelmiş çınar ve ıhlamur ağacıymış bu. Hafif bir yel estiğinde ortalığı mis gibi bir koku sarıyor ve tüm yapraklar sevgilim, sevgilim diye ses çıkarıyormuş. Diğer öykümüz, Kleopatra güzellik ılıcası. Pergamon'da çok çirkin, pasaklı bir çoban kız varmış. Bütün bunlar bir yana yüzü gözü sivilceli olup yaralı berili, çilli bir cilde sahipmiş. Yaşıtları çoktan evlenip çoluk çocuğa karışmışlar ama onun isteklisi çıkmadığı gibi onu gören delikanlılar yollarını değiştiriyorlarmış. O da bir gün koyunlarını alıp insanlardan iyice uzaklaşmış. Çoban kızının koyunlarını güttüğü ıssız çimenlikte yerden çıkan sıcak bir su kaynağı varmış. Koyunları yayılırken o da hem temizlenmek hem de zaman geçirmek için sıcacık sularda yıkanır, paklanır, çimermiş. Günler günleri kovalarken kızın çilleri, yaraları, bereleri kaybolmuş. İpek gibi bir cilde kavuşmuş. Kara kaşlı, kara gözlü, dünyalar güzeli bir kız olup çıkmış ve güzelliği dillere düşmüş. Çok geçmeden çoban kızının güzelliği Pergamon Sarayı'na da ulaşmış.
Kralın gerçekten çok güzel bir kızı varmış ama çoban kızının güzelliği onu geçince biraz da çekememezlikle saraya çağırtmış. Kız daha sarayın kapısından girer girmez tüm gözler ona çevrilmiş. Prenses anlatıldığı gibi güzel bir kızla karşılaşınca güzelliğinin sırrını sormuş. Çoban kızı kırlarda dolaştığım için, taze süt içtiğim için bu gibi şeyler söylemiş ama kimseyi inandıramamış. Bunun üzerine prenses çoban kızdan bir şey öğrenemeyeceğini anlayınca onu uğurlamış ama ardına adamlarını takmış. İzleyin şunu, neler yaptığını, nerelere gittiğini gelip bana da anlatın buyruğunu vermiş. Adamlar gizlice kızın peşine düşüp her anını izlemeye başlamışlar. Bakmışlar ki çoban kızı sabah akşam kuzularını güttüğü yamacın eteğindeki çalıların içine giriyor, buhar çıkan sıcak su birikintisinde uzunca zaman kalıyor. Hemen koşup gördüklerini prensese anlatmışlar. Kral kızı bunları duyar duymaz orada büyük bir çadır kurdurmuş ve günde 3 kez olmak üzere bir hafta boyunca bu sularda yıkanmaya başlamış. Onun da cildi pırıl pırıl, yanakları al al olmuş. Saraya dönünce babası bile kızını tanıyamamış. Sonunda bu yere binalar yapılıp herkesin yararına açmışlar ve adına Güzellik Ilıcası demişler. Gel zaman git zaman bu olay antik yazarların sesi istediği her titreşimi çıkarıp istediği her dili kullanabilen çok telli bir müzik aleti gibiydi dedikleri 7. Kleopatra'nın kulağına gitmiş. Çok güzel olduğu halde (parantez) sikkeler üzerindeki portrelerinden çok güzel olmadığını biliyoruz ya, neyse, parantezi kapat. Hem daha da güzel olma için hem de güzelliğinin kalıcı olması için Pergamon'a gelip günlerce Ilıca'da kalmış. Dönüşünde çok daha güzel bir kadın olarak geri dönmüş. Onun gelmesinden sonra da Ilıca'nın adı değiştirilip Kleopatra Güzellik Ilıcası adını almış.